Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Heyecanımdan anladığınız üzere bir süredir God of War Ragnarok oynuyorum. Dünyada ön inceleme yapmak için çok önceden oyunu edinen birkaç yayından biriyiz. Ve gerçekten de God of War Ragnarok hakkında sizlere anlatacağım bazı şeyler var. Merak etmeyin herhangi bir hikaye spoiler hatta hikayeye dair bilgi paylaşmayacağım. Önümüzdeki günlerde yani 3 Kasım'da ise devasa bir inceleme videosuyla karşınızda olacağız. Bu videoda ise herhangi bir şekilde kaydettiğimiz görüntüleri kullanmıyoruz. Sadece PlayStation tarafından bize sağlanan görüntüleri kullanabiliyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. Neden oynanış görüntüsü yok diye sormayın. Zaten bize sağladıkları görüntüleri de hemen arkamda görüyorsunuz. Aynı zamanda ekranda da görüyorsunuz. Şimdi God of War Ragnarok hakkında biraz konuşalım. Öncelikle ilk oyunun direkt devamı olduğu için bence 9 Kasım'a kadar yani oyun piyasaya sürülene kadar İlk oyunu kesinlikle oynayın. Hem oyun için muhabbetlerde önceki oyun olan göndermeleri daha rahat anlarsınız hem de hikaye tarafında birazcık belleğinizi taze tutmuş olursunuz. Bence vakit kaybetmeyin ve 9 Kasım'a kadar ilk oyunu bir kere daha oynayın. Bu bence yapabileceğim en güzel tavsiye. Hikaye hakkında bir detay vermeyeceğim. Zaten oyunun konusu oyunun isminde yazıyor. Ragnarok karakterlerimiz Kratos ve Atreus'un Ragnarok sırasında yaşadığı olayları konu alıyor. Oyun kısaca konusu bu herhangi bir şey de söylemeyeceğim merak etmeyin. Şimdi biz oyunun merak ettiğiniz kısımlarına ve anlatabileceğim kısımlarına geçelim. Bu kez oyuna hem Leviathan hem de Kaos kılıçlarıyla başlıyoruz. İki farklı silahı aynı anda kullanabilmek oynanışa daha en baştan önemli bir derinlik kazandırıyor. İlk oyundan hatırladığımız pek çok yetenek yine God of Ragnarok'ta bulunuyor. Ama bunun üzerine Yetenek ağacında yapabileceklerimiz çok daha fazla. Kılıçları ve baltayı geliştirdikçe farklı yetenekler açıyoruz ve yepyeni yetenekler de oyuna konulmuş. Element hasarları ve bu element hasarlarından tersine çevirme gibi pek çok farklı yeni mekanik bulunuyor. Yaktığınız bir düşmanı dondurarak daha fazla hasar verebiliyor veya dondurduğunuz bir düşmanı yakarak yine daha fazla hasar verebiliyorsunuz. Bunun içinse yetenek ağacından ilgili yetenekleri açmanız gerekiyor. Hatta bu yeteneklerin bazılarını belli bir süre kullandıktan sonra üzerlerinde geliştirmeler de yapabiliyorsunuz. Bu geliştirmeler fazla karmaşık tutulmamış. Güç, element ve runik hasar üzerinden belli geliştirmeler yapabiliyorsunuz ve bazı yeteneklerle sınırlı kalınmış. Yine yetenek tarafında sevdiğim özelliklerden biri şimdi ilk oyunda tecrübe puanı hem Kratos hem de Atreus için ortaktı. Bu kez hem Atreus hem de Kratos tecrübe puanı kazanıyor. Yani bir düşman dalgasını yendiğinizde hem Kratos'un 50 experience puanı aldığını hem de Atreus'un 50 experience puanı aldığını görüyorsunuz. Böylece Atreus'a puan kalmadı. Bir sonraki dövüşten sonra puanları Atreus'a yatırayım gibi bir derdiniz olmuyor. İki karakterin de istediğiniz gibi özelliklerini rahatça geliştirebiliyorsunuz. Yine yetenek ağacına bağlı olarak oynanış tarafında bazı önemli yenilikler var. İlk oyunda üçgen tuşu sadece Leviathan baltasını geri çağırmaya veya hızlı bir şekilde ele almaya yararken bu oyunda üçgen tuşuna basılı tuttuğunuzda hem kaos kılıçlarıyla hem de leviathan baltasıyla özel bir saldırı yapabiliyorsunuz. Yeterek ağacında da belli yatırımlar yaparak bunu geliştirebiliyorsunuz. Özellikle savaş alanlarında hayat kurtarıcı olabiliyor çok yüksek element hasarı vurabiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi ekipmanlardan bahsedersek God of War'da seviye sistemi bulunuyor. İlk oyunda da bu vardı. Ekipmanlarımızın seviyesini arttırdıkça karakterimizin de seviyesi artıyordu. Bu hem silahlarımız hem de üzerimizdeki zırhlar veya üzerimizdeki tılsımlar için geçerliydi. Aynı durum yine God War, korunuyor. Daha da genişletilmiş bir şekilde buraya yansıtılmış. Bu sefer kullandığımız kalkana kadar neredeyse üzerimize taktığımız her şey seviyemizi arttırmamıza yarıyor. Zaten oyun bizi sürekli olarak ekipmana yöneltiyor. Belli bir bölgeyi bitirdiğinizde hem yanımızdaki karakterler hem de oyun istersen burayı biraz daha keşfetmeye devam et. Böylece yeni ekipmanlara kavuşabilirsin diyor. Bunu yapmak gerçekten çok önemli çünkü birazdan oynanışla alakalı çok önemli bir detay bahsedeceğim. Ama bu geliştirmeleri yine Brock ve Sindri ile beraber yaptığınızda hatırlatayım. Son derece eğlenceli olmuş, arayüze alışması son derece kolay. Hatta ilk oyuna göre daha da geliştirilmiş. Bunu söylemiş olayım. Şimdi ekipman geliştirmek neden önemli? Çünkü God of War Ragnarok ilk oyuna göre çok zor bir oyun. Ben açıkçası oyunun zorluğunun artmasına çok sevindim. İlk oyunu en zorda yani ben savaş tanrısıyım modunda iki kez bitirmiş biri olarak yeni Ragnarok'ta bu kadar öldüğüme şaşırdım ki oyunu öyle zorda da açmadım. Varsayılan önerilen ayarlarda açtım ama bazı önemli değişiklikler ve oyunun hızlanması sizi tepkileri daha hızlı vermeye zorluyor. Bunlardan en önemlisi artık normal zorluk ayarındayken düşmanların güçlü saldırıları dışında hiçbir saldırı sırasında Ekranda o saldırının geleceğine dair bir ibare bulunmuyor. Yani düşmanın kılıcını baltasını savurduğunda onun elini dikkatlice izlemeniz ve peri yapacaksanız periyi bu şekilde yapmanız gerekiyor. Veya kalkan kaldıracaksanız da buna göre yapmanız gerekiyor. Bu tarzda vuruşlarda tam zamanlamayı yaptığınızda yine ilk oyundaki gibi çok güzel bir şekilde ödüllendiriliyorsunuz. Artık sadece yatay düzlemde değil, dikey düzlemde de savaşıyorsunuz. Savaş alanında kullanabileceğiniz pek çok çevresel element var. Bazen bir ağacı yerinden kopartıp düşmanları savururken, bazen yerdeki bir moloz parçasıyla düşmana saldırabiliyorsunuz. Veya üst taraftan asıldığınız bir kanca yardımıyla düşmanların üzerine atlayabiliyor. Yüksek bir zemine çıkarak elinizdeki baltayla yere sert bir vuruş yapabiliyorsunuz. Oyunda hem dikey hem de yatay düzlemde savaşmak War'u taktiksel derinlik olarak ve oynanış çeşitliliği olarak otomatik bir üst seviyeye çekmiş. Oyunun varsayılan ayarları size çok zor gelirse de inanılmaz bir erişilebilirlik menüsü var. 3 Kasım'da yapacağımız detaylı incelemede bu erişilebilirlik menüsüne detaylı da bir şekilde eğileceğim. Ama buradan pek çok farklı ayar yapabileceğinizi unutmayın. İlla oyunu en kolaya almanıza gerek yok. Belli ihtiyacınız olan ayarları da değiştirerek kendinize uygun bir zorluk ayarı da oluşturabilirsiniz. Bizim bu ön inceleme kapsamında sizlere anlatabileceğimiz bölge cüce diyarıyla sınırlı. Yani cüce diyarına olan kısımla sınırlı. Ben bilerek hiçbir hikaye detayından bahsetmiyorum ki bahsedebileceğimiz bazı hikaye detayları olmasına rağmen bu keyfi 9 Kasım'da direkt oyunu aldığınızda kendiniz yaşayın istiyorum. Ama God of War Ragnarok benim için şu şekilde bir oyun. Hatırlarsanız God of War ilk PS'ye sürüldüğünde PlayStation 2'de çok iyi bir oyundu. Gerçekten de o yılın en iyi aksiyon oyunlarından biriydi. Ardından God of War 2 çıktığında aynı oyunu temel alarak çok daha üst seviye bir deneyim bizlere sunmuştu. Ben de aynı durumu şu anda God of War Ragnarok'ta yaşıyorum. Ben 2018'de çıkan God War'un çok çok iyi bir aksiyon oyunu olduğunu düşünüyordum. Oynanış olarak veya oyun içerisindeki elementler bakımından oyun dünyası açısından nasıl geliştirebileceği konusunda şüphelerim vardı. Ama şu anda dönüp God of War oynamaya çalıştığımda gerçekten zorlanıyorum. Çünkü Ragnarok her konuda ilk oyunun üzerine koymayı başarmış. Ama bunun daha detaylı bir biçimde 3 Kasım'da konuşuruz. Benim sizlere ilk deneyim olarak anlatacaklarım bunlardı. Ben bir yandan oyunu oynamaya, keşfetmeye devam ediyorum 3 Kasımda sizlere hazırlayacağımız inceleme için de notlarımı bir araya getiriyorum O zaman inceleme videosunda görüşmek üzere diyorum Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın